İllallah Muhammedur Resulullah. Baş mehribanlarımızın final müsabakasına o öpün eserleri hazırlayıp bakalım. Hep beraber alkışla da diyelim maşallah. Harlasalar Allah devam etsin. Kırkpınar baş cazgırı Emin Ger coştu coşturdu salam atladı. İşte baş pehlivanlar er meydanında ve şimdi peşrev zamanı. Kariyer zirvesine ulaşmış durumda aslında Enes Doğan. Hatta bunu şampiyonlukla CB Enerji Türkiye Avlu Güneş Ligi'nde şampiyonlukla taçlandırabilir. Elmalı da bir başka zirve. Finale yükselme zirvesi. Onun okuma ekranlarınızda. Elmalı efsanesi burada üst üste olmak üzere 6 kez baş pehlivanlık elde etti. 7 kez finaldeydi bu 8. finali. Efsane Ahmet Taşçı'nın rekorunu egale etmiş durumda. En çok da kürsüde yer alma başarısı göstermiş baş pehlivan bu Orhan Okulu. Rakibi çırağı Enes Doğan. Parlak bir kariyer başlangıcı yaptı Enes Doğan. Bu yılda daha ikinci yılında, hatta 1,5 yıl da diyebiliriz, 1,5 sezon da diyebiliriz. Önemli başarılara imza attı Enes Doğan. 7 final, 6 birincilik, şu anda da 8 final. Bakalım 7 birincilik mi olacak Orhan Okulu özelinde? Cumhuriyet tarihindeki Elmalı efsane olması nedeniyle şu anda bütün rekorlar onun elinde. Usta Ahmet Taşlı'nın rekorunu 8 finalde egale etti Orhan Okulu.
Türk'ün ilk er meydanı. 672. tarihi Elmalı Yağlı Güneşlerinde final müsabakası başlıyor. Bir tarafta çok genç ama büyük gelecek vadeden Enes Doğan, diğer yanda çok büyük tecrübe Elmalı efsanesi Orhan Okulu. Kahraman Şişman'ın yönettiği müsabaka başlıyor. Enes Doğan paçaları kaslığa doğru hamle yaptı. Orhan Okulu olmasına izin vermedi. Usta Çırak birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Sonucu merakla beklenen müsabaka Enes Doğan için lig şampiyonluğu anlamını taşıyor. Orhan Okulu kazanırsa Ali Gürbüz lig şampiyonu olacak Siv Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Tekel kasnaktan uzandı, tuttu, sonrasında bıraktı. Son bir an kasnağını yokladı. Ustası Orhan Okulu'nun. İşte yine yükleniyor Orhan Okulu. Aşina olduğumuz Orhan Okulu performansı. Boyundurukta şimdi kurallara uygun tutuyor. Enes Doğan dizleri üzerinde indirdi rakibini. Oradan arkasına geçme fırsatı bulabilecek mi? Kurallara uygun değil son tutuşu. Orhan Okulu bunu da gösterdi. Boyundurun bir kol dahil olması gerekiyor. Tutulabilmesi için sadece boyundan tutmak kurallara uygun değil. Kasnaktan yakaladı ama uzaklaştırdı Orhan Okulu. Temkinliler, çok dikkatliler. Her iki baş pehlivan da ilk dakikalarda sert bir elenseyle indirdi aşağıya doğru başını. Rakibinin Orhan Okulu. Geri adımlıyor Enes Doğan. Kasnaktan yakaladı, asılıyor. Paçaya önlüdü. Orhan Okulu hemen bileğinden tutarak savunmasını yaptı Enes Doğan. Aldı. Şimdi arkasına geçme çabasında bu kez Orhan Okulu rakibinin. Paçaya uzanma çabası içerisinde ayrıca. Kasnaktan asılıyor çift el. Bariyerlere kadar geldiler. Daha makul bir noktada şimdi müsabaka devam edecek. Orhan Okulu baskısını hissettirdi Enes Doğan'a. İlk dakikalarda. Şimdi birbirlerini şimdi bağlandılar. Kol çekiyor Orhan Okulu. Kasnağa çok rahat ulaşmaya başladı. Sahil kasnakta. Thank you.
rakibin göğsüne dayadı. Kasnağı da yakaladı. Rakibinin geri adımlamasını sağlıyor. Şimdi paçaya doğru hamle de yaptı aynı zamanda. Bu arada büyük ortada İhsan Derin, Balıkesir Büyük Zirvesi Büyük Orta Pehlivanı birinci olarak adını artık başaltıcı olarak önümüzdeki haftadan itibaren terfi etti başaltına. Enes Doğan. Üst üste üçüncü kez oldu bu. Her an ihtarda gelebilir dolayısıyla Enes Doğan aleyhine. Kahraman Şimşen, Şimşek, Kahraman Şişman işaretini de verdi. Enes Doğan ile Orhan Okulu arasındaki geçen sabahta Enes Doğan başkanına müdahale etmiş. Evet, sen de söyledin. Kule hemen gitarı verdi. Bu arada küçük bir güreşçi kardeşimiz de o heyecana ortak oldu çayırın ortasında. Çok hevesli görülüyor. Metehan. Çok da güzel ismi varmış Metehan. Allah başlasın. Paçaya doğru hamle yapan Enes Doğan oldu. Karşılığı veriyor Orhan Okulu. Arkasına geçme çabası içerisinde. Bir şey yüklenebilecek mi? İşte kazanıyor Enes Doğan. Orhan Okulu'yu mağlup ediyor. 7 dakika sürdü müsabaka. Elini öpüyoruz. Yani şunun altını çizmek isterim ki eğer karşılığınız yoksa, çabanız yoksa, gayretiniz yoksa bu çayırda bir tur dahi geçemezsiniz. Ki 6 etaptan oluşan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde tırnaklarıyla kazıya kazıya gelip şampiyonluğa ulaştı. Enes Doğan anasının aksı gibi helal olsun. İşte şimdi yeni işte ekranlarınıza geliyor. Orhan Okulu aslında yüklenmişti ama sonrasında Enes Doğan müsabakadan üstün ayrılıyor. İşte dış kazıktan yükleniyor. Atamıyor Orhan Okulu. İşte buradaki evet hamlesi. Topuk kesmiş. Evet, kılçık kılçığa benzer topuk kesmiş ustasının. Tabii ki Türkiye Gençler